Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Kıbrıs Gazisi Özcan Akar. Burada İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan oğlumun misafiri olarak bulunmaktayım. Bu güzel akşamda bizleri burada bulunduran Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bir misafir olarak, bir gazi olarak çok duygulandım. Herkese buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yemeği hazırlayıp burada şehit ailesi ve gazileri bir araya getiren Şavşat Engelliler Derneği yöneticilerine ve Meslek Yüksekokulu yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Ben kim bilir bahçedeki gonca güne dolaşıp kızartma bülbül bahçedeki gonca güne dolaşıp kızartma bülbül ötme bülbül ötme bülbül derdi derde katma bülbül benim derdim bana yeter bir dert desen katma bülbül ötme sana hamd ediyoruz, sana şükrediyoruz. Bizlere nimetini artır, eksiltme. Bizlere affınla, rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Alemlere rahmet, şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdiğin güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın Fahri Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar Thank you.
ve bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, engelli kardeşlerimize de yardım eyle. Onlara sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, parmak bastı diyelim. Ben öncelikle Şavşat Meslek Yüksekokulu'nun idarecilerini ve öğrencilerini, özellikle de sosyal güvenlik sınıfını tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve bizlere bu yolu gösteren Şavşat Kaymakamımızı, Şavşat Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bütün idarecilerimize, herkes buradaydı bugün ve ekran başında sizler de bu güzel yemeği izlediniz. Şavşat'ta böyle bir şey yapılması, engellilere ve şehit ailelerine bu şekilde bir değer verilmesi Şavşat'ın yüz akıdır diyelim. İşte bu yüz akını sağlayanlar hepsi burada. Biz önce öğrenci arkadaşlardan başlayalım, daha sonra kaymakam beyle bitirelim. Buyurun arkadaşlar. Ben sosyal güvenlik öğrencisiyim. Öncelikle engelli arkadaşlarımızı, şehit ailelerimizi bir araya getirip huzurlu, mutlu, beraberli bir iftar yemeği hazırlamak istedik. Bu şekilde çok güzel bir iftar yemeği geçirdik. Bu şekilde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sırayla alalım. Ben de sosyal güvenlik öğrencisiyim. Öncelikle katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim. Rica ettik, geldiler buraya. Katılan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ben de sosyal güvenlik öğrencisiyim. Öncelikle buraya davetimize icabet eden bütün dostlarımıza, bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Engellilerimize geldiğimizde engelliler aslında engelli değiller ama toplum onları engelli olarak görüyor. Belki birkaç eksikleri var ama engelli değiller. Gazi misafirlerimize geldiğimizde onları hiçbir zaman unutmuyoruz. Şehitlerimizin ailelerine olsun, gazilerimiz olsun. Hep bizim yanımızdalar, hep bizimleler. Geldikleri için teşekkür ederiz tekrar. Merhaba, ben de sosyal güvenlik öğrencisiyim. Geçen hafta engeller haftasıydı. Ona nazaran bir şeyler yapmak istedik. Bu şeyde bir organizasyon yaptık. Benim ailemde de şehit var. Şehitlerin bol olduğu bir memleketten, Bingöl'den geliyorum. O duyguyu, o şeyi, her şeyi bildiğim için onları da aramızda görmek istedim. Engellileri, şehitleri, Şavşat halkıyla öğrencilerimizin kaynaşmasını istedim. Kaymakam Bey'e, belediye başkanına katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, güzel bir gece oldu. Çok teşekkürler. Öğrencilerimizden bize bir teklif geldi, sosyal güvenlik bölümü öğrencilerimizden. Bize şunu söylediler, hocam dediler, bu haftanın önemine binaen biz bir şeyler yapmak istiyoruz, bize destek olur musunuz dediler. Biz de uygun olabilecek, bize destek verebilecek kurumlarımızla, başta Sayın Kaymakamımızla, Sayın Belediye Başkanımızla görüştük, fikirlerini aldık. Sonra böyle bir organizasyon gelişti. Bugün engelliler haftası sebebiyle onları ağırladık. Şehit ve gazilerimizin yakınlarını ağırladık. Çok güzel bir gece oldu. Katılımlarından dolayı başta Sayın Kaymakamıma, Sayın Belediye Başkanıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli başkanımız da bizlerle birlikteydi. Buyurun başkanım. Birliğin, beraberliğin ön plana çıkmış olduğu aziz mübarek Ramazan ayında şehit ailelerini, diğer türlü engelleri unutmayarak
onlara bir iftar yemeği veren Sayın Okul Müdürü'ne, yönetici arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kendileri amaç bu insanları topluma kazandırmak için Ramazan ayında unutmadı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'ydı. Tabii Nurbay Bey, Engelli Derneği Başkanımız ve sevgili öğrencilerimizle birlikte bana geldiklerinde doğrusu bugünkü manzarayı hayal etmemiştim. Hem engellilerimiz hem de şehit ve gazi ailelerimizin katılımıyla çok güzel bir iftar organizasyonu oldu. Ben başta Engelliler Derneğimize, başkanlarına, üyelerine, değerli engelli kardeşlerimize, ev sahipliğinden ve katkılarından dolayı Artvin Çoruh Üniversitesi Şavşat Meslek Yüksekokulu müdürümüze, yönetimine ve katılım sağlayan tüm Şavşatlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyor. Bir başka böyle güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle ekran başındaki tüm Şavşatlı hemşerilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Engelsiz bir şehir diyoruz. İşte orası neresi? Şavşat. Şavşat'tan bu kadar. Artvin'den geldik. Evet, şimdi bahsettiler herhalde Nurbay Bey, siz de başkan yardımcısınız. Evet, başkan yardımcısınız. Evet, size de hayırlı. Nurbay Bey yardımcısınız. Güzel. Nurbay Bey sağ olsun ya, bize hem basın olarak hem dernek olarak yardımcı oluyor. Basın olmaz olmaz mı? Aynen, doğru. Sizin de bizim de. Aynen. Çekenler yaşar. Hayatın zorluğunu çeken, Artvin coğrafyasının zorluğunu çeken işte o dostlarımızdan birisi. Engel diye bir şey yok sevgili dostlar. Sadece hayatın bir bölümünün zorluğunu çekiyorlar. Ve Artvin Engelliler Meclisi Başkanımız Sayın Cemil Bey bizlerle birlikte yemeğe teşrif ettiler. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu nazik davetinize çok teşekkür ediyoruz. Kaymakam Bey'e, belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Artvin'de engelli olmak zor tabii ki. Önce coğrafyamız izin vermiyor. Fakat yapılabilir çok şeyimiz var. Bunları birlikte başaracağız. Çalışmalarımıza henüz yeni başladık. Nurlar gözebilir. Bunu devam ettireceğiz ve süreklilik sağlayacağız çalışmalarımızda. Umarım güzel şeyler yapacağız. Evet, insanlar anlattıkça anlayabildiğiniz ölçüde ancak bu işleri kavrarsınız sevgili dostlar. Yoksa bu hayatı yaşamadan, bu hayatı görmeden bu hayatı anlamak zordur. Bizler nasıl anladık? Bizler de düşerek anladık. Düşmeden anlaşılmıyoruz. Düşünsenize şöyle bir empati kuralım sevgili dostlar. Çok çok susadınız, karşıda bir yudum, bir bardak su duruyor orada. Onu içebilmek için, onu alabilmek için bir elinize ihtiyacı olduğunu düşünün. Yeşil nasıl sorarsanız bilemezsiniz. Kırmızı ne derlerse anlatamazsınız. Bir kilise nasıl anlatamazsınız veya bir cami nasıl anlatamazsınız. İşte falanca yemek nasıl anlatamazsınız. Bunu anlamak için bir göz lazım. İşte hem gözü, hem eli, hem kulağı hepsini bir arada yaşayarak bunu anlamaya çalışan engelli kardeşlerimiz. Sizler onlara hizmet ettiğiniz sürece, sizler onları anladığınız sürece ancak insan olabilirsiniz.
Bizim Şavşat Meslek Yüksekokulu olarak sosyal güvenlik bölümü öğrencilerimiz bize okulumuzu tanıtma, tanışma, halkla bütünleşme adı altında bir faaliyet yapmak istediklerini söylediler. Biz de onları yönlendirdik. Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza görüşlerini almaları için söyledik. Onlar da iyi olur dediler. Sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Şehit yakınları ve gazilerimizi iftar yemeğine davet etmeyi düşündük. Şavşat'taki engellilerimizi iftar yemeğine çağırmayı düşündük. Ve öğrencilerimizle beraber kaynaşmalar için geniş çaplı bir program yapalım dedik. Programımız güzel bir program oldu. Bu programda emeği geçen kişilere, kaymakamımıza, belediye başkanımıza da gene misafir olarak geldiler, bizi onurlandırdılar. Nurbay Bey'e de bu arada çok teşekkür ediyorum. Okulda hem öğrencilerimizle ilgili yaptıkları projelerle ilgili bilgi alıp verme konusunda çok şeyleri oldu, girişimleri oldu. Ayrıca biz Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Fahrettin Tilki hocamızı davet etmek istedik. Daha önce planlanmış bir program olduğu için hocamız iftar yemeğimize katılamadı. Ancak telefon aracılığıyla gazi ve şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize yönelik, öğrencilerimize, hocalarımıza ve bütün misafirlerimize yönelik iyi dileklerini ve teşekkürlerini gönderdi. Böylece bir programı yapmış olduk. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Sayın Rektörümüzün Şavşat Meslek Yüksekokulu'na olan destekleri, bize fikir olarak hem de okulumuzu geliştirme konusundaki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu faaliyette de kendilerinin de fikirleri oldu, fikirlerini aldık, desteğini aldık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kendileri de tabii bizim böyle bir faaliyette yapmamızdan kaynaklı mutlu olduklarını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra Şavşat Meslek Yüksekokulu olarak daha güzel faaliyetler yapacağız. Halkla bütünleşmek, köylerimizi ziyaret edeceğiz. Huzur evinde sürekli olarak gidiyoruz. Yaşlılarımızla beraberiz. Onların dertlerini dinliyoruz. Öğrencilerimizi birebir orada uygulamalara katılıyoruz. Hastanede oradaki hastane personeli olsun, oradaki işleyişleri olsun, öğrencilerimizi pratik anlamda çok güzel bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki faaliyetlerimizde gene Şavşat'ta neler yapabileceğimize, sosyal anlamda insanlara nasıl faydalı olacağımızı, hem insanları okulumuzla tanıştırma, bizi öğrencilerimizi tanıma ve kaynaşma adında bizler bazı projelerimiz var. İnşallah uygulayacağız. Buradan iftar yemeğimize katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Artvin'de engelliler denilince halkla ilk gelecek isim Hatice Nur Ersöz diyelim daha doğrusu. Biz ondan öğrendik. İlk önce bizi yönetime de o aldı zaten. İlçelerde o zamanlarda dernek yoktu. Biz de ildeki o dernekte yönetim kurulundaydık. Beraber çalıştık. Güzel etkinlikler oldu. Orada kendimize özgüven geldi. Bizler de bir şey yapabiliriz kendi ilçemizde diye düşündük. Daha sonra bütün ilçelerde bu gibi çalışmalar, bu gibi faaliyetler oldu. İşte bu faaliyetlerin arası Hatice Nur Ersöz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten şu anda Şavşat ilçemizde üniversitemizin iftar yemeğinde engelliler haftası nedeniyle etkinlik düzenlenmişler. Biz de davet edildik, davete icabet ettik ve Artvin'den kalktık 10 kişi. Burada iftarda bir araya geldik. Gerçekten bu iftarı düzenleyen gönüllü çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir farkındalık yarattılar. Bu farkındalığa da biz burada iştirak ettik. Her şey için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'ydı. Biz de Artvin'de yaptık. Önemli bir panel yaptık. Ve engelli hakları ile ilgili hukukçuları getirmiştik. Barolar Birliği ile birlikte. Şu anda Artvin'de çok önemli çalışmamız var. Nisan ayında Artvin İl Engelli Meclisi kuruldu. Başkanımız Sayın
Cemil Öngüner. Bundan sonra farklı formatta çalışacağız. İl genelinde meclis oluştu. 22 tane delegesi var. Ve bu başkan yardımcısı Şavşat ilçemizde basın mensubu bu arkadaşımız. Aynı zamanda Engelliler Dernek Başkanı Nurbay Usta. Artık bundan sonraki çalışmalarımızı Şavşat'a da yansıtacak Artvin'de. Güzel çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Zeynep kızımız burada. Zeynep'in evet. Eli, ayağı, kolu, annesi, her şeyi adeta. Evet. Vallahi ne söyleyeyim yani, geldik, mutlu olduk. Kızım benden çok daha mutlu oldu. Çok sevinçli yani. Evet. Gece sabahtan erkenden uyandı, Şarşı'da gideceğiz diye. Evet sevgili dostlar, yaşadığımız dünyada elbette görmüyor diye o şekilde bakmamak lazım. Tutamıyor diye o şekilde düşünmemek lazım. Evet. Yürüyemiyor diye evde saklamamak lazım. Evet, aynen. Yaşadığımız dünyada festivaliniz varsa festivalde o değerli kardeşlerimizin de olması lazım. Bayramınız varsa, düğününüz varsa onların da olması lazım. Bayram o gün bayramdır sevgili dostlar. İşte o gün insanız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür okulumuzun böylesine güzel bir etkinliğe imza atması, parmak basması Şavşat'ta adeta bir ilk oldu. Şavşat'taki bir yüksekokulun neler yapabileceğini bizlere gösterdiler. Sadece bizlere değil, ben inanıyorum ki bugün Türkiye'de bu şekilde bir etkinlik yapan bir okulun da olduğunu da düşünmüyorum. Kimse de kusura bakmasın. Ben değerli müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Son duygularımı da alalım müdürümüze. Bugün Engelliler Haftası sebebiyle bir organizasyon yapmak istedik. Şehit ailelerine onları onur etmek istedik. Okulda öğrencilerimizi, hocalarımız, idarecilerimiz hep birlikte bir organizasyona katkıda bulunmak istedik. 200'ün üzerinde bir katılım oldu. Biz bir aile olarak dertlerimiz, kederlerimiz, sevinçlerimiz hep bir oldu. Hepimiz birlikte çok mutlu olduk. Eminim katılanlar da çok mutlu olmuşlardır. Çok onur duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelenlere çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık herkesin diyorum. Biz her zaman Şavşat Meslek Yüksekokulu olarak sosyal faaliyetlerde olsun, bu tip organizasyonlarda olsun her zaman koşacağız. Elimizden gelen her ne varsa göstereceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Nurbay Bey'e de burada aracı olduğu için bize çok teşekkür ediyor. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Geldik yol ayrımına. Evet, her şey yapıldı. Buraya engelliler geldi, getirildi. Ama nasıl geldi, nasıl getirildi? Bunun zorluklarını Şavşat Bedensel Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeki yönetim kurulu arkadaşlarımız, özellikle Solmaz Hanım, Adnan kardeşim, Fahir kardeşim, Nurettin kardeşim, hepsi canla başla çalıştılar ve birçoklarını evleriyle giderek aldılar. Onlara da ayrıca sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri izleyin, takip edin sevgili dostlar. Hoşçakalın. Biz de teşekkür ederiz. Rabbim nasip eyle. Yaralı.
Cheers.